Sen öldükten sonra insanların seni öyle görüp görmemesinin bir şey, örneğin böyle bir şey yok ki. Yani yas olayı da öyle. Yas ölen kişinin sorunu değil ki. Yas ölen kişinin yakınlarının sorunu. Siz öldükten sonra zaten yani hiç ameliyat edilenleri biliyordur herhalde. Ölüm öyle bir şey. Allah hiç şey yapmadım. Bir ölmedim, bir daha gelmedim bilmiyorum ama yani herhalde ameliyat edilirken de anestezi almış olan insanlar bilir. Kontrol kaybı olsun, hatta korkarlar. Anestezi verecek, korkarım evet, bir daha geri gelmeyeceğim falan, felaket senaryolar olur. Uyutuyorlar ve gidiyorsun, uyanıyorsun. Konuşacağım öyle, böyle, diye de korkan var tabii ki. Değil mi? Anestezide konuşacağım diye de korkan bunlar var. Bunlar bir herkes obsesyon, evet, bir takıntı. Ya öyle olursa bir şeyi ne kadar hayatta felaketleştirir, ne kadar onun sonucunda kabullenmezseniz sonuçta kaygı ortaya çıkar. Ben buraya kaskla gelmedim. Siz kaskla geldiniz mi buraya? Gelmediniz. Niye gelmediniz? Ama sokaktan geçerken başınıza ya tuğla düşseydi. Evet. Ha, bunu düşünmüş olsaydınız ve felaketleştirseydiniz, Allah'ım ben böyle ölemem deseydiniz kaygılı olurdunuz. Ama dediniz ki ya kaskla takmayı vereyim. Ya ölürsem de böyle öleyim. Bak kabullendiniz sonuçta, ama kaygı ortaya çıkmaz. Ama ölüm korkusu veya farklı, Allah'ım ben ölürsem çocuklarıma kim bakacak? Kızım daha ufacık, işte oğlum şöyle, ellere muhtaç olur. Bakın felaketleştiriyorum gitgide. Evet. Ve sonuçta evet, aman zaten korku orada başlıyor, sonra kaygı başlıyor. Ondan sonra hayatını da ona göre restore etmeye başlarken hapis hayatı içerisinde yaşamaya başlıyorsun. İşte onda kaygı bozukluğu ortaya çıkmış oluyor. Ama bizim ölüm, bizim hayatta kalmamızı, kaygı bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir şey. Ölüm korkusu olmayan bir insan alkol alır, sigarayı da sonsuz içer. Bence pasif kendine intihardır hiç zaten. Kendine bakmaz tabii ki. Emniyet evet, kemerini de takmaz. Doğru. Her şeyin üstün üstüne gider. Ama arkada sorumluluğun olmuş olduğu belki çocukların, belki farklı bir şeyin, belki hayatın, belki de farklı bir olay. Zaten böyle bir insan ölüm korkusu yoksa bence bu insanın depresyonu vardır. Pasif bir, indirekt bir, atipik bir depresyonu vardır belki. Peki. Herkese bir ölüm korkusu olur diye düşünüyorum. Olur. Az ya da çok ama işi etkilemeyecek kadar. İşini, ailesini, toplumsal ilişkileri. Evet. Hiç ölmeyecek gibi yaşa, yarın ölecekmiş gibi çalışma. Öyle bir şey evet, var galiba. Sizin hayatınızın en önemli kısmı jeneratörü iş hayatı olsa gerek. Örnekler hep iş üzerine. Evet. Çünkü annenizin babanızın vefatında da aynı şekilde evet, hep işle size şey, hayatı onunla sağlamış ama pozitif bir şey. O çok önemli bir hayata bağlayan yani bir kritermiş. Yani bu çok önemli. Duruyorum yani diye çok düşünüyorum. Önemli. Evet. Şimdi gelelim, hiç konuşturamayacağınız bir kemik var mıdır? Yani bir kemik görüp de ya ben bunu anlamıyorum. Bu tamam, bu insan kemiği ama bu insanla ilgili ben hiçbir şey söyleyemem dediğiniz her kemikten bir şey olur mu? Birçok şeyi söyleyebilirsin. Ha, neler söylenir mesela? Bir tane kemikten neler anlatılır? Her kemikten boyu tahmin edebilirsin. Boy, evet. Boy. Ama küçük kemikse boy tahmininde biraz hata çok olur. Evet. Büyük kemikse hata az olur. Femurda falan uzun. Femur olursa, femur olursa daha kolay, daha yakın olursun. Bir şu parmaklar olursa, çok zor olur. Doğru. Hepsinde olur. Yaş. Hepsinde yaş. Hepsinden söylenir. Bütün kemiklerimiz cinsiyet, yaşlanır. Cinsiyet de hemen hemen söylenir. Kadın ya da yapacaksın, erkek diye söylenir. Yani çalışmayı yapacaksın, söyleyebilirsin. Peki bir hastalık mesela kemiklerden söylenebilir mi? Aa, bu insanın hastalık, nesi vardı diye. Hastalığa ben şöyle bakarım, siz daha iyisiniz. Ben hastalığa bir nezle gibi bakarım. Başında nezle gibidir, sonunda öldürür seni. Yani hastalığı tahmin etmek kemikten çok zordur. Önce bir bakarsınız, osteoartritis falan vardır. Etrafını bu şekilde kemiği sarar. Ama bir müddet sonra o basit görünen, nezlemsi görünen hastalık daha büyük bir sıkıntı olur. Ve osteomyelitis gibi kansere doğru yol açabilir. O yüzden eğer litik bir hastalık ise, litik kansere yönelik, o zaman belki belli olur ama yaşına bağlı. Peki bir tweet var, Cahit isimli bir izleyicimiz diyor ki zehirlenmiş insanları kemiklerinden anlayabilir miyiz diyor. Bazı ben zehirleri. Ben size sorayım. Bana soruyorsunuz. Doğrudur. Evet, bazı zehirleri, ağır metalleri mesela evet, anlamak mümkün ama her şeyi değil. Yani o değildir. Arada bir takım heavy metaller, ağır metallerden düşünülüyor ama ondan sonraki tabii duruyor. Yani evet, oradan sonra belki saç olursa tabii ki daha büyük faydalar sağlıyor. Diş olursa o da daha
enteresan faydalar getiriyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Yani ben doğaçlama olsun diye merak ettiğim için söyleyeyim. İki tane büyük uzmanı görmüştüm. Yani. Çünkü ben isim söylemem diye mahsur var mı bilmiyorum. Yok, ayrı hayır. Dünyanın seyrettiği bir dizi. CSI Miami falan o tip dizileri ben çok severim. Ve en sevdiğimiz dizileri eşimle birlikte seyrettiğimiz. Ve oradaki olaylarda sanki çözülmeyecek bir vaka yokmuş gibi. Yani biz Türkiye'de o düzeye geldik mi? Şimdi, veya gerçekten böyle bir şey var mı? Belki de filmdir bu hayır, yani. Hayır, yani şöyle CSI ve onun uzantıları olan diğer dizilerin hepsi aslında gerçek bir olaya dayanır. Bir derneğin, Amerika'daki bir derneğin değişik Amerikan kriminal laboratuvarların en ilginç son 10 yılda diyelim ki en ilginç olaylarını alaraktan filmleştirmiş, senaryolaştırmış olduğu aslında bölümler. Yani hepsine baktığınız zaman gerçekle az buçuk bir yakınlığı var bu şeylerin. Tabii ki kullandıkları teknoloji, yani orada gördüğünüz aletlerin hepsi gerçek. Gerçek olmayan en önemli şey oradaki veri tabanlarıdır. Mesela bir odaya giriyor, orada bir koku örneği alıyor, o kokuyu analiz ediyor ve ondan sonra diyor ki işte buraya en son giren Armani'nin falancasını kullanmış böyle bir şey. Böyle bir veri tabanı aslında onların elinde de yok. Yahut da bir ayakkabı izinden işte bu Adidas bilmem ne marka modeli diyor. Öyle bir şey onlarda da yok. Orasından sonrası artık abartı. Yani. Ama şeyler gerçek, cihazlar gerçek. Olaylarda büyük ölçüde gerçek. Ama bir şeyimiz daha vardı demin ekranda görüyordum. Diş mi diş mi çabuk kaybolur yoksa kemik mi tabiattan daha çabuk kaybolur diye bir şey var. Şimdi dişler duruyor işte 2,5 milyon. Şu dişler 2,5 milyonluk. Evet. Bizim birkaç milyar senelik balık dişleri falan var. Milyar balık, senelik yani bulunmuş balıklar, balık dişleri. Balık biliyorsunuz ilk vertebralı hayvan olduğu için onların diş kısımları falan yavaş yavaş aslında hiçbir şey kaybolmuyor yani. Belki de ölüyor. Evet. Bir enerji dönüşümü yaşıyor belki. Değil mi? Bir başka şekilden modern başka şekilde dönüyor. Evet, tabii ben öyle düşünüyorum mesela kendim. Ölümle başa çıkabilmeyi öyle düşünüyorum. Yani diyorum ki benim DNA'm bir yerlerde ondan sonra yeniden bir kedide, bir köpekte, bir bitkide devam edecek yaşamaya. Dolayısıyla o da bir başka bir döngü. Buna nasıl optimistik bakış mı derler? Ama? Evet, ben çok mutluyum hayatımdan yani. Ama benim bir aslam kadavra olarak lafınızı böldüm. O gün bana geldiğinde söyledi. Çok mutluyum. Artık dedi kendi cesedimi bilmem ne üniversitesine isim vermiyorum. İşte orada kadavra olarak ben kalkıp kendimi oraya bağışlıyorum. Evet, bu beni çok mutlu bu etti. Çok, bu konuya girsek belki iyi olur. Evet, şimdi ona girelim. O zaman bu şu ünlü ceset çiftliği. Evet, Bill Bass adlı birisi. Evet, Bill Bass'ın kurmuş olduğu. Orada insanlar bir kere kendi cesetlerini herhalde oraya bağışlıyorlar. Yok. Bağışlamıyor. Nereden buluyor bunlar bu cesetleri? Başta rica ediyorlardı. Şimdi bağışlayan çoğaldı. Evet. Herkes bağışlamak istiyor. Oraya. Peki orada ne var? Her gittiğinizde değişik çürüme aşamalarında cesetler mi var? Çeşitli şartlar altında cesetleri gömüyorlar. Gömüyorlar, yüzeyde tutuyorlar, şartları değiştiriyorlar, başka cesetler koyuyorlar. Bu bir eğitim yeri midir aslında? Eğitime kişiler alıyorlar. Evet. Birkaç haftalığına gidiyorlar. Yani buradan Türkiye'den de gidenler olmuştur mutlaka. Türkiye'de böyle bir şey yok herhalde. Vallahi benim bildiğim kadarıyla yok. Fakat olabilir ama çok karışık. Ben onun şu andaki bilimsel faydasını göremiyorum. Yani çok karışık bir şey. Çünkü şartlar çok değişik. Yani buraya bir tane ölü hayvan koysan, 3 gün güneş olmasa o başka türlü çürür. 3 günde 6 gün güneş koysan başka türlü şekilde çürür. Onların hiç kolay bir şey olmaz. Kolay bir şey değil. Şimdi